أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Önce ben dersi takrir edeyim. Bir önceki dersi, daha sonraki ikinci derste gözden geçiririz. Ne yaptık? Anlaşılan, anlaşılmayan yerler. Yani dersimiz almalı vermeli olmalı. Okuduğumuz ders ve gerisi anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Şunu mutlaka isteyeceğim arkadaşlar. Biz kafenin başındayız. Kafenin ortasına geldiğimiz zaman başından kopmayacağız. Sonuna geldiğimiz zaman başından kopmayacağız. Yani biz hiçbir zaman imtihan için ders okumuyoruz. İlim ve irfan için okuyoruz, öğrenmek için okuyoruz. Mesela diyelim ki kafenin ortasına geldik veya merfuat bahsine geldik. İmtihan yapacağız. Arkadaşlar yarın imtihan vardır dememiz yeterlidir. İki gün, üç gün imtihana çalışın dememize gerek yok. Yani dersimizde makablini daima birbirine bağlı tutacağız. Prensibim budur. Başta ifade edeyim. Yine bir başka prensip arkadaşlar. Derse samimi bir hava elbette önemlidir. Her düşündüğünüz, kafanıza takılan soruyu çok rahat sorabilirsiniz. Dersin akışını bozmayacak şekilde. Eğer yan bir soru soracaksanız dersin sonunda sormanız belki daha münasip olur. Efendim, ama dersi ders olarak düşünüp hayata doğru alışmak lazımdır. Dersteki hava bir sınıf havasında evvela olması lazım. Yani öğrenci takkesiyle olacak, çorabıyla olacak, üstü başı düzgün olacak, masası, sandalyesi düzgün olacak, sınıfın ortamı, temizliği düzgün olacak. Bunlar hayatın akışı içerisinde olması gereken düzenlerdir. Efendim, arslan yatağından belli olur. Sınıfımız bizim, tabiri caizse yatakhanemiz gibidir. Sınıfımız tertipli, düzenli olacak. Kendimiz tertipli, düzenli olacağız, kendimizi salıvermeyeceğiz. Dersle ilgili bağlantımızı da dediğim gibi, sadece günlük bir ders değil, geriyle bağlantıyı daima canlı tutmamız gerekmektedir. İsmin tarifini okumuştuk. Ve şimdi ve min havasihi, ismin havasındandır dedi. Burada şimdi arkadaşlar ve min havasihi dedi. Size şöyle bir soru soracağım. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, bir de fi'letun. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Bunları görünce ne hatırlıyorsunuz? Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun deyince size neyi hatırlatıyor? Cem'i kılletleri hatırlıyor. Hatırlatıyor. Yani cem'i iki kısımdır. Birisi cem'i kıllet, birisi de cem'i kesrettir. Cem'i kılletin vezinleri ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'letun. Dört tane vezni var. Bir de birçok nahivcilere göre vassahihu. Cem'i salimler, cem'i müzekkeri salimler, cem'i önne salimler, cem'i kıllettirler. Bunun dışındakilere ne deniyor? Cem'i kesret deniyor. Demek ki cem'i ya cem'i kıllettir veya cem'i kesrettir. Peki cem'i kılletle cem'i kesret arasındaki fark nedir? Şöyle tekerleme yapmışlar. Cem'i kıllet bi karine yutlaku tahtel aşar. Cem'i kıllet ba karine yutlaku fevkal aşar. Cem'i kesret bi karine yutlaku fevkal aşar. Cem'i kesret ba karine yutlaku tahtel aşar. Ba, bi, bunlar Farsça ifade edilir. Yani cem'i kesret, bi karine demek, karinesiz demektir. Cem'i karine, cem'i kesret, ba karine demek, karine ile beraber demektir. Cem'i kıllet, bi karine, yutlaku, tahten aşar. Yani cem'i kıllette karine yoksa, ondan aşağısı kastedilir. Ba karine, karine varsa, yutlaku, fevkal aşar, ondan yukarıda kullanılabilir. Cem'i kesrette tam tersine. Cem'i kesret, bi karine yutlaku fevkal aşar.
karine yoksa ondan yukarısı kastedilmiş. Efendim, eğer karine varsa cem'i kıllet, cem'i ketret, ba karine yutlaku tahtel aşer. Ne yapılabilir? Ondan aşağıda kullanılabilir. Şimdi cem'i kıllet vezinleri ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'iletundur. Bir de ne vardı? Cem'i sahih. Yani cem'i müzekkeri salim, cem'i önnesi salim. Onlar da birçoğuna göre cem'i kıllettir. Evet arkadaşlar, şimdi buna göre havas kelimesi cem'i kıllet midir, cem'i kesret midir? Hasanı cem'i olan havas. Cem'i kıllet midir, cem'i kesret midir? Cem'i kesrettir. O zaman musannif burada hasa kelimesini kullanarak ismin özelliklerinin çok olduğunu mini başa getirmek suretiyle burada zikredeceklerinin onların bir kısmı olduğunu ifade etmiş oldu. Ve min havası demek ismin çok özellikleri vardır. O çok özelliklerinden bir kısmı şunlardır. Demek ki bize burada saydığı özellikler ne değildir? İsmin özelliklerinin tamamı değildir. Mesela farklı nahiv kitaplarına baktığımız zaman isim için farklı özellikler bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Çünkü musannif de zaten ne yapıyor? İsmin özelliklerinin çok olduğunu, burada sayacaklarının sadece bir kısmı olduğunu ifade etmiş oluyor. Ne ile ifade etmiş oluyor? İki şeyle. Bir, havas kelimesini cem-i kesret olarak kullanmış. İki, başına min getirerek burada zikredileceklerin sadece o hasalardan, havastan bir kısmı olduğunu işaret etmiş oldu. Doğru mu? Şimdi havas cem'i olduğuna göre hasa nedir? El hasa nedir? Ma yahtassu bir şeyin ve la yucedu fi gayrihi, bir şeyde bulunur başkasında. Ma yahtassu bir şeyin bir şeye has olur ve la yucedu fi gayrihi, başkasında bulunmaz. Şimdi hasse demek özellik demektir arkadaşlar. Mesela diyor ki ve min havasihi, ismin çok özellikleri var. O çok özelliklerinden özelliklerindendir ne duhulul lamim. Lamın dahil olması nedir? İsmin çok özelliklerinden birisidir. Buradaki lamdan maksat nedir arkadaşlar? Elif lam dediğimiz elif lam kastediliyor buradan. Yani lam-ı tarif dediğimiz. Şimdi arkadaşlar Arapça ibarelere baktığımız zaman başında elif lam gördüğümüz her kelimenin fiil olmadığına, harf olmadığına, bir başka ifadeyle isim olduğuna %100 karar veririz. Hiçbir zaman elif lam nerede bulunmaz? Fiilde ve harfte bulunmaz. Ma yahtassu bi şeyin veyahut da ma yucedu fi şeyin, bir şeyde bulunur ve la yucedu fi gayrihi, başkasında bulunmaz. Hasse nedir? Ma yahtassu bi şeyin ve la yucedu fi gayri. Bir şeyde bulunuyor, başkasında bulunmuyorsa o onun özelliği olmuş oluyor. Evet. Şimdi bunların bir tanesi duhulul lami dedi. Arkadaşlar size şöyle bir anekdot anlatayım. Hemze-i vasılları nerede okumuştuk? Maksud'da hemze-i vasılları okumuştuk. Hemze-i vasıl geçişte düşer, başlarken okunur. Doğru mu? Şimdi orada hemze-i vasın okunduğu yerlerde, hemze-i vasın taadet edildiği yerlerde maksulu alırsanız, yanılmıyorsam onun yan tarafında hemze-i katralardan da bahsediyor. Hemze-i vasın zıttı nedir? Hemze-i katradır. Hemze-i katralardan da bahsediyor. Şimdi orada hemze-i katraları sayarken, yani orayı okudum, bilgimi geliştirmek istedim. Baktım hemze-i katraları sayarken, Elif lamın başındaki hemzeyi de hemzeyi katan söyledi. Şaşırdım. Allah Allah. Biz ömrümüz boyunca ne biliyoruz? Elif lamın başındaki hemze nedir? Hemzeyi vasıldır. Lam-ı tarife bitişen hemze, hemzeyi vasıldır biliyoruz. Ve bilfiil uygulamada da böyle yapıyoruz. Değil mi? Ve şemsi diyoruz ve eşşemsi demiyoruz. Yani vasıldır, düşüyor.
Böyle kafama takıldı. Bu sorunun cevabını araştırdım. Sonra efendim bulunca ben de rahatladım. Şimdi olay ne arkadaşlar? Lam-ı tarif dediğimiz er-racülü'deki, eş-şemsi'deki elif lam. Burada tarif edatı lam mıdır? Yoksa elif ile lam mıdır? Yoksa sadece hemze midir? Üç tane görüş var. Burada tarif edatı elif ile lam olursa hel gibi bir kelime oluyor. El. Hel gibi bir kelime olmuş oluyor. Bazıları diyor ki buradaki tarif edatı lamdır. Tarif edatı lamdır. Efendim, peki hemze niçin geldi? Lam sakindir. Sakinle başlamak caiz olmadığı için hemze gelmiş oldu. Ha tamam. Demek ki tarif edatı lamdır. Peki hemze niye geldi? Vasıl için geldi. Peki tarif edatı hel gibi el ikisi beraberdir. Lam tek başına değil, ikisi beraberdir diyenler de vardır. Efendim, o zaman hemze hemzeye katır olması lazım. Böyle olunca hemze hemzeye katır olması lazım. Peki hemzeyi katırdır ama geçerken düşüyor. Kesreti istimaline binaen, yani çok kullanıldığı için hıffetten dolayı düşmüş oluyor. Yani yapı olarak hemzeyi katırdır ama muamele olarak ne muamelesi görüyor? Efendim, yani vansurna'daki hemze hemzeyi vasıldır ama vaşşemsi'deki hemze hemzeyi vasıl değildir. Hemzeyi vasıl muamelesi görmüştür. Bazıları da tarif edatı hemzedir. Lam, hemze-i istifhamdan onu ayırt etmek için gelmiştir. Şimdi eracülün desen hemze-i istifham olabilir. Bu hemze-i istifham mıdır, tarif edatı mıdır? Bunu ayırt etmek için de ne olmuş? Lam geldi. Demek ki elif lamla ilgili ne vardır arkadaşlar? Üç tane görüş vardır. Peki musannif burada ne dedi? Duhulü lami dedi. Sibeveh'in görüşü burada tarif edatı lamdır. Basra ekolünün reisi kimdir? Sibeveh'tir. Musannif de Basra ekolünden yanadır. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Basra ekolü ile Küfe ekolü musannifin devrine kadar savaşlarını bitirmişlerdi. Yani nahiv ile ilgili tartışmaları koçlar yapmışlardı kendi aralarında. Daha sonra gelenler ya Basra tarafına yatmışlardır veyahut da Küfe tarafını tercih etmişlerdir. Musannif Basra tarafını tercih edenlerdendir ama zaman zaman Küfe ekolüne de meylettiği konular vardır. Şimdi Sibeveyh'e göre, Basra ekolünün lideri olan Sibeveyh'e göre tarif edatı lamdır. Hemze ne için gelmiştir? Vasıl için gelmiştir. Musannif burada Sibeveyh'in görüşünü tercih ettiği anlaşılıyor. Mesela duhulul lami demiş olması değil mi? Duhulu harfi tarifi deseydi ihtimal ne olurdu? İkisine de ihtimali olabilirdi veya her görüşe ihtimali olabilirdi. Duhulul lami diyerek tarif edatının lam olduğunu, hemzenin vasıl için geldiğini ne demek? Yani sakin lamla başlamak mümkün değildir. İmam Halil de diyor ki burada tarif edatı hel gibi eldir. Yani el bir kelimedir orada. Hemze ile lam ikisi beraberdir. İmam Müberrit de der ki burada tarif edatı hemzenin kendisidir. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi verdim size. Neden? Çünkü ben lam-ı tarifin başındaki hemze kata olarak görünce kitaba itiraz etmek istedim. Cesaretim yetmedi. Araştırmaya başladım. Bunu bulduğum zaman da mal bulmuş mağribi gibi sevindim. Şimdi arkadaşlar, burası anlaşıldı mı? Duhulul lami dendiği zaman bir kelimedeki elif lam bazen muzafı ileyhten ivaz olarak gelebilir. Yani muzafı ileyhi hasfedilir. Muzafı ileyhten ivaz ne gelebilir? Elif lam gelebilir. Duhulul lami demek duhulu lamit ta'rifi demektir. Demek ki buradaki elif lam nereden ivazdır? Muzafu ileyhten ivazdır. Peki bu neden ihtirazdır? Sadece duhulul lami, duhulul lamit ta'rifi olarak almamış olsak o zaman emir lamı var. Değil mi? Emir lamı vardır. Ondan sonra kasem lamı vardır. Bunlar da girmiş olacaktı. Halbuki buradaki duhulul lamiden kastedilen nedir? Lami tariftir. Ne diyelim o zaman? Duhulul lami, lami tarifin dahil olmasıdır. Yoksa liyansur'da da lam vardır ama fiildir. Değil mi? Litunsar'da lam vardır ama nedir? Fiildir. Birisi emri gayb, birisi emri hazırdır. Peki,
Arkadaşlar, ismin özelliklerinden birisi neymiş? Dukulul lami, lam-ı tarifin dahil olması. Lam-ı tarif, tarif edatı ile ilgili üç tane görüşü söylemiş oldum size. Ancak kafiye okurken Molla Cami'de der ki, dukulu harfi tarifi deseydi, Arap kabilelerinde bazıları vardır ki elif lam yerine, ki biz şimdiye kadar pek görmedik onu. Bir defa bir kitapta gördüm doğrusu, yalan söylememek lazım. Bir defa bir kitapta gördüm. O prensip olarak bu prensibe göre kitabı yazmıştı. Elif lam yerine em kullanırlar. El değil de em kullanırlar. Bedevinin birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Eminem birrim siyamun fim sefer. Eminem birrim siyamun fim sefer. Yani eminel birri as-siyamu fis sefer diyecek. Elif lam yerine neyi kullanıyor? Em kullanıyor. Eminem birrim siyamun fim sefer. Fis sefer değil. Yani elif lam değil de orada nedir? Elif mim. Bu şive var mıdır? Bu lehçe var mı Araplarda? Az da olsa vardır. Dediğim gibi yani tefsirlerde, hadislerde, bizim kitaplarda karşılaştığımız bir şey değildir ama gerçekten bir kitap gördüm. Eğer daha önce bu bilgi olmasaydı bu kitap yanlış yazılmış veya Farsça diyecektim. Çünkü elif lamsız kelime, hiçbir satır bulamazsın elif lamsız kelime değil mi? Her satırda elif lamlı kelime var. Elif mim olarak kullandığı zaman ne oluyor? Bu Arapça değildir herhalde. Farsçadır veya başka bir dildir. Anlaşamayın bunlar deyip geçerdin. Ama bu bilgi olunca insan ne yapıyor? Bu şeyi zorluğu aşmış oluyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özelliğiydi. Kendisine soru soranın lehçesi neyse o lehçeden cevap verirdi. O da ona cevap verirken dedi ki leyse minem birrim siyamu fim sefer. Leyse minem birrim siyamu fim sefer. Onun için musannif burada duhulul lami deyince bazıları diyor ki duhulu harfi tarifi deseydi elif mimi de içerisine alırdı. Öbür lehçeyi de içerisine alırdı. Çünkü o da harfi tariftir ama elif lam değil, elif mimdir. Bu da sadece bilgi olarak dağarcınızda bulunsun. Molla Cami okursanız ki Molla Cami'nin müfredete konulmasını arzu ediyorum. Yani müderris olabilecek bir insanda mutlaka Molla Cami'nin en az merfuat veya mensubata kadar okunmasını şart olduğunu düşünüyorum. Muhtasarül Maani'nin de en azından maani kısmının mutlaka okunmasını şart olarak görüyorum. Müderris olmak isteyen insanlar için Arapça diline, gramerine doğru düzgün vakıf olmak isteyen insanlar için bu çok önemlidir. Efendim dersimizin akışı içerisinde bunu daha iyi fark edeceksiniz diye inanıyorum. Peki, duhulul lami, elif lamın dahil olması, dami tarifin dahil olması ismin özelliklerindendir. Ne anlıyoruz bundan arkadaşlar? Demek ki bir kelimenin başında elif lam gördüğümüz zaman kesinlikle o nedir? İsimdir. Peki ikinci özelliği nedir? Vel cerri, cerrin dahil olması ismin özelliklerindendir. Peki arkadaşlar, fiil hiçbir zaman mecrur olur mu? Olmaz. Peki isim hiçbir zaman meczum olur mu? Meczum olmak neyin özelliğidir? Fiilin özelliğidir. Mecrur olmak ismin özelliğidir. Fiil hiçbir zaman mensup olur mu arkadaşlar? Olur. İsim mensup olur mu? Olur. Ha o zaman mensup olmak ne ismin özelliği ne de fiilin özelliğidir. Merfu, fiil merfu olur mu arkadaşlar? Olur. Peki isim de merfu olur mu? Olur. Demek mensup olmak, merfu olmak ismin de özelliği değil, fiilin de özelliği değil. Bu müşterektir. Aralarında müşterektir. Harf merfu olur mu? Mensup olur mu? Mecrur olur mu? Harfler mebnidir. Onlarda merfuluk, mensupluk, mecrurluk olmaz. Bu ikisi neyin arasında? İsimle fiil arasında bunlar cereyan ederler. Peki, cezim dedik fiilin özelliğidir ama cer de nedir? İsmin özelliğidir. Neden cer ismin özelliğidir? Çünkü cer neyin eseridir arkadaşlar? Harf-ı cerin eseridir. Doğru mu? Harf-ı cerin eseridir. Şimdi cer harf-ı cerin eseri olunca harf-ı cer nereye dahil olur? İsme dahil olur. Hocam sen doğru söylüyorsun ama cer iki şeyin eseridir. Birisi harf-ı cer, birisi de izafet. İzafetin muzafileh, muzaf ne yapıyor? Harf-ı cer gibi onu cer ediyor. Evet tamam da İbn-i Hacib Hazretlerine göre
İzafetteki cer de gizli bir harfi cerledir. İzafetteki cer de nedir? Gizli bir harfi cerledir. Evet. Ayrıca hemen devam ediyoruz. Bakın ne gelecek karşımıza. Dedi ki duhulül lâmi, elif lâmın dahil olması, tarif harfinin dahil olması, vel cerri cerin dahil olması. Başka? Ve tenvini, tenvinin dahil olması. Tenvinin dahil olması. Arkadaşlar bir kelimede tenvin varsa kesinlikle nedir? İsimdir. Bir tenvini terennüm vardır. Tenvini terennüm kafiyelerin sonunda vezni oluşturmak için gelir böyle. O fiilde de olabilir. Tenvini terennümün dışında aruzla alakalıdır, şiir vezniyle alakalıdır. Onun dışında tenvinin kısımları vardır. Tenvinin kısımlarını izharda okumamıştınız ama derslerde mutlaka size verilmiştir. Kafiyenin sonunda tenvinle ilgili harfle olduğundan dolayı nerede gelecek bununla ilgili bilgi? Kafiyenin sonunda gelmiş olacak tenvinin kısımları ile ilgili. Ama tahmin ediyorum bu konuda şimdiye kadar tenvinle ilgili yandan size bilgi vermişlerdir diye düşünüyorum. Fiilin ismin özelliklerinden birisi neydi arkadaşlar? Lam-ı tarifin dahil olması. İkincisi neydi? Cerrin dahil olması. Üçüncüsü nedir? Ve tenvini. Tenvinin dahil olması. Peki dördüncüsü nedir? Vel isnadu ileyhi. Vel isnadu ileyhi müsnedün ileyh olmakta ismin özelliğidir. Şimdi dün arkadaşlar müsned ve müsned-i ileyhileri saydım. Fiiller ebediyen nedirler? Müsneddirler. Fiil nakıs ne müsned ne de müsned-i ileyh değildir. Doğru mu? Fiil nakıslar müsned de değil, müsned-i ileyh de değil. Ama bütün fiiller müsneddir. Harfler müsned, müsned-i ileyh olamaz. Müsnede gelince fiil de müsned olur, isim de müsned olur. Ama müsned-i ileyh sadece isim olur. Vel isnadu ileyhi. Müsnedün ileyh olmak nedir? İsmin özelliğidir. Fail olmak, naib-i fail olmak, mübteda olmak. Vel izafetu. Duhulul lami vel cerri vel tenvini vel isnadu ileyhi. Nereye atfediyoruz onu? Duhulu üzerine atfediyoruz. Vel izafetu. Vel isnadu ne demek? Bir şeyin müsnedü ileyh olması. Vel isnadu ileyhi, müsnedü ileyh olmak ismin özelliğidir. Vel izafetu, bir şeyin muzaf olması da ismin özelliğidir. Harf muzaf olmaz. Fiil de muzaf olmaz. Ancak olsa olsa muzaf isim olabilir. Muzaf ileyh fiil olabilir mi? قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ اَيْ يَوْمَ نَفْعِ صِدْقِ الصَّادِقِينَ'yı hatırladınız mı? Evet. Yani fiil cümlesi ne olabiliyor? Muzafın ileyh olabiliyor. Ama muzaf olmak neyin özelliğidir? İsmin özelliğidir. İzafet arkadaşlar, izafette asıl olan hangisidir? İzafeti lafziye mi, izafeti maneviye mi? İzafeti maneviyedir. İzafeti lafziye sadece lafızda tahfiflik ifade için gelmiştir. İzafeti maneviye değil mi? Ya bir mana mindir, ya bir mana fi'dir, ya bir mana lamdır. Yani izafetin manası var, temin ettiği faydeler var. Dolayısıyla bu faydeler isimle alakalıdır, fiille alakalı değildir. İşin kısacası, ismin özelliklerini saydığımız zaman, ismin özelliklerinden bir kısmını saydığımız zaman deriz ki lam-ı tarifin dahil olması, cerrin dahil olması, efendim tenvinin dahil olması, müsnedü ileyh olmak, bir de muzaf olmak ismin özelliklerindendir. Arkadaşlar konumuz isimdir. İsmin tarifini yaptı. Doğru mu? Kelime-i kelam tarifini yaptıktan sonra ismin tarifini yaptı. İsmin tarifini yaptıktan sonra özelliklerini söyledi. Şimdi bu isim kendi arasında mureblik ve mebnilik bakımından ikiye ayrılır. Dün ben size derste nahiv ilminin tarifini yapmışsınızdır dedim. Doğrudur, öyle olduğuna inanıyorum. Ben sadece hatırlatmak için en-nahvu, nahiv ilmi nedir? İlmun yubhathu fihi an ahvali evahiril kelimi min haythul i'rabi vel bina. Doğru mu? Yaz derseniz yazarım. Biliyoruz derseniz yazmama gerek yok. Nahiv nedir? İlmun yubhathu fihi an ahvali evahiril kelimi min haythul i'rabi vel bina. Yazacaksanız yavaş yavaş söyleyeyim. İlmun yubhathu fihi
عن أحوال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. Yani ilmun bir ilimdir. Yubhasu fihi, onda mevzu bahistir. Bahsedilir ondan. Onda neden bahsedilir? An ahvali evahiril kelime. Kelimelerin sonlarının hallerinden bahsedilir. Hangi açıdan? Min haythul i'lali değil. Min haythul i'rabi vel bina. Mu'rablik ve meblilik açısından. Demek ki nahiv ilmi, kelimelerin sonları mu'rab midir, mebli midir, merfu mudur, mansup mudur, mecrur mudur? Bu açıdan kendisinden bahsedilen bir ilimdir. Kelimelerin evahirinden, sonlarından bahseden bir ilimdir. Böyle olunca arkadaşlar, tekrar ismi, hani yukarıda kelimeyi üçe ayırdı, isim, fiil, harf diye. Şimdi ismi ikiye ayırıyor. Ve huve isim nedir? Mu'rabun ve mebniyun. Mu'rab ve mebnidir. İsim ikiye ayrılır. Mu'rab ve mebni diye. Peki burada hani es-sükutu fi ma'rıdı taksim yufidül inhisare kuralı burada da geçerlidir arkadaşlar. İsim de bana bir tane bulabilir misiniz ki mu'rab da değildir, mebni de değildir. Bir üçüncü kısım bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Burada iki kısma münhasırdır. Peki fel mu'rabu, mu'rab nedir? Mu'rab'in tarifini yapıyor. El murakkebu lezî lem yüşbih mebniyel asli. El murakkebu terkipte vâk olandır. Öyle mürekkep ki el murakkebu lezî lem yüşbih, münasip olmamıştır. Mebniyel asl. Mebni aslaya benzemeyen, mebni aslaya münasip olmayan mu'rabtir. فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذ۪ي Öyle bir mürekkeptir ki, mürekkep ne demek? Terkipte vâki olan demektir. El-mürekkep, terkipte vâki olan demektir. Arkadaşlar, size dersim, dünkü dersimde söyledim ki, İbn-i Hacib Hazretleri çok uzun konuşmaz, kısa konuşur demiştim. El-mürekkebu terkipte vâki olan demek, mesela Gulam-ı Zeyd'in dedik. Sadece Gulam-ı Zeyd'in. Terkipte vâki oldu mu, olmadı mı? Şimdi Zeyd'in terkipte vâki oldu ama Gulam terkipte vâki olmadı. Olur mu hocam? İşte Gulam-ı Zeyd'in o terkipteyse bu da terkiptedir. Ha burada terkipte vâki olacak demek, terkiben yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Öyle bir terkipte olmalı ki amili olmalı. Yani onda amel etmesini gerektiren, işte Gulam-ı Zeyd'inde Zeyd'de amel edecek olan Gulam var ama Gulam'da amel edecek ne var? Şimdi ben Gulam-ı Zeyd'in mi diyeceğim? Gulam-ı Zeyd'in mi diyeceğim? Gulam-ı Zeyd'in mi diyeceğim? Değil mi? Zeyd'in harekesi belli, Gulam'ın harekesi belli mi? Öyleyse el-murakkebüden maksat nedir? Öyle bir terkip ki el-mutlaku neydi arkadaşlar? El-mutlaku yusrafu ala kemalihi. Terkip deyince burada mutlak olarak zikredince kamil manada terkip hangisidir? Terkibun yetehakkaku ma'ahu amiluhu. Amiliyle beraber olan. Arkadaşlar şöyle bir kural vardır. Şirin sana sorayım. Zeydun alimun ile Zeydunil alimu, ikisi de muhteda haberdir, yani sıfat mevsuf değil. Zeydun alimun ile Zeydunil alimu arasındaki fark nedir? Zorlamayayım seni. Söyleyecek var mı arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Zeydun alimun de Zeyd'in alim olduğunu haber vermek istedik. Zeydun alimun de Zeyd'in alim olduğunu haber vermek istedik. Zeydunil alimu dersek ancak ve ancak alim olanın Zeyd olduğunu, o toplumda Zeyd'den başka alim olmadığını ifade etmiş oluruz. Yani mübteda haber her ikisi marife olursa hasır ifade eder. Mübteda ile haber her ikisi marife olursa ne ifade eder? Hasır ifade eder. Zeydunil alimu, alim olan Zeyd'tir. Ömerun el adilu, adil olan Ömer'dir. Gibi yani. Burası anlaşıldı. Normalde haberde asıl olan nekire olmaktır. Eğer marife yapılıyorsa hasırdan dolayı yapılabilir. Başka nüktelerde yerine göre olabilir. Şimdi burada fel mu'rabu mu'rab murakkebun deseydi başka, el murakkebu demiş olması başka. Yani burada fel mu'rabu muhtedadır. El murakkebu haberdir. Ne yapmış oldu? Muhtedayı da marife yaptı. Haberi de marife yaptı. Bundan ne çıkıyor? Yani bir şey muhrab olabilmesi için mutlaka terkipte vakı olması lazım. Arkadaşlar burada şöyle bir izahı
yapmam lazım. Konu doğru anlaşılabilmesi için. Bazıları derler ki Zeyd terkipte vakı olduğu zaman muğrab oluyor mu, mamul oluyor mu? Oluyor. Biz terkipte vakı olsa da olmasa da biz buna muğrab deriz. Bazıları diyor. İbn Hacib Hazretleri yok diyor. Bir kelimeye muğrab diyebilmek için terkipte vakı olmalıdır. Terkipte vakı olmayana muğrab denmez. El murakkebi önce terkipte vakı olması lazım. Anlaşıldı? Yani burada iki görüş var dedim. İki görüşten hani zayıf olan görüş nedir veyahut da görüşlerin birisi nedir? Muğrab olabilecek olan bir kelime, terkipte vakı olduğu zaman irabı alabilecek olan bir kelime, isterse amil onunla birleşsin, isterse amil birleşmesin, ona muğrab diyor. Ama İmam İbn-i Hacib Hazretleri görüş olarak hangisini tercih etmiştir? Bir kelime muğrab olabilmesi için fiili olarak terkipte vakı olmalıdır. Ameliyle tahakkuk edecek şekilde terkipte vakı olmalıdır. El murakkebullezi, öyle bir murakkep terkipte vakı olması yetiyor mu? Yetmiyor. Lem yüşbih, benzemedi mebniyel aslı. Mebni asla benzemedi. Hocam bu el murakkebü dememize göre yani Hulam-ı Zeyd'in de sadece Zeyd'e düşen murakkebidir değil tabii. Mi? Tabii. Yani Hulam-ı murak diyemiyoruz. Hulam-ı bir şey diyemiyor. Cae Hulam-ı Zeyd'in dediğimiz zaman o da murab oluyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki ellezî öyle bir el murakkebullezî öyle terkipte vakı olan kelime olmalıdır ki lem yüşbih benzemedi. Mebniyel aslı, mebniye asla benzemedi diyor. Yani murab olabilmesi için mebniye asla benzemediği halde terkipte vakı olmalıdır. Her terkipte vakı olan ne olmaz? Murab olmaz. İzharı hatırlarsınız arkadaşlar. İzharda mebniyi kaça ayırmıştınız? Evvela mebni şemasında mebni ikiye ayrılır dediniz. Bir mebni asıl, bir de mebni arız. Sonra mebni arızı kendi arasında kısımlara ayırdınız, değil mi? Efendim, vacibül bina, caizül bina. Bunları da kendi aralarına kısımlara ayırmış idiniz. Vacibül istitar, caizül istitar gibi kısımlara ayırmıştınız. Musannif kafiyede murab ve mebniden bahsederken mebni arızdan bahsedecek. Mebniden bahsederken neyden bahsedecek? Mebni arızdan bahsedecek. Mebni ile de tarif ederken şöyle diyecek. El mebniyyü mâ nâsebe mebniyel aslı. Mebni nedir? İleride tarifini yapacak. El mebniyyü mebni nedir? Mâ öyle bir kelimedir ki nâsebe münasip oldu. Neye mebniyel aslı, mebni aslı münasip oldu. Şimdi arkadaşlar, İzhar'dan hatırlatma yaptım size. Mebni ikiye ayırıyoruz. Mebni asıl, mebni arız. Mebni arızlar nedir arkadaşlar? Mebni asıllar nedir? Mebni asıllar bir harf. İki. Emir bi gayri lem indel basiriyyin. İki fiil mazi. Üçüncüsü emir bi gayri lem indel basiriyyin. Bir de cümle diyorduk. Doğru mu? Cümle kelime olmadığına göre, biz kelimelerden gittiğimize göre üç tanesini sayabiliriz. Bir harf. İki mazi. Üç emir bi gayri lem. Mebni arızların tamamı, burası önemli arkadaşlar, mebni arızların tamamı bir şekilde mebni asıl olan harfe veya maziye veya emir bi gayri lama münasip olduğundan dolayı mebni olmuştur. Onlara mebnilik mebni asla münasip olduğundan, müşabih olduğundan dolayı gelmiştir. Tamam. Bu münasebet yani bir kelime bir kelimeye bir takım vecihlerle benzeyebilir. Onun muğrepliğini ortadan kaldıracak kadar bir kelime bir kelimeye mebni asla benzerse o da ne oluyor? Mesela zamirler diyelim, mebnidirler. Mebni asıl mı, mebni arız mı? Mebni arız, arız deyince sonradan gelme. Peki bu aslında yani muğrep miydi? Değil mi? Akla böyle bir soru gelir. Arız sonradan gelme demektir. Peki zamirler önce muğrepti sonra mı mebni oldu? Niye biz bunlara mebni arız diyoruz? İşte arkadaşlar harfin mebni olması, affedersiniz, zamirin mebni olması neden dolayıdır? Harfe münasebetinden dolayıdır. Nasıl? Harf manası anlaşılabilmesi için mutlaka başka bir kelimeye ihtiyacı var mı? Var. Zamirin de anlaşılabilmesi için bir merciye öylesine ihtiyacı var mı? Var. Ha o zaman ne oldu bu? Harfe münasip oldu. Bu münasebeti sebebiyle harften mebniliği almış oldu. Harf kat'a mebnidir.
Ama zamir mebniliğini, harf mebniliğini kendisinden almıştır, başkasından almamıştır. Ama zamirler, ismi işaretler, ismi usuller değil mi? İsmi işaret, işarete ihtiyacı var. İsmi usulü, sılaya ihtiyacı var. Bunların her birisi ne oluyor? Harfe münasip oluyor. Bu münasebet, münasebeten müessireten fi men'il i'rab. Yani i'rabı engelleyecek şekilde münasip olması lazım. Arkadaşlar, İbn Hacib'in kendisi mebni tarif ederken ma şabehe mebniyel aslı, mebni asla benzeyen demedi. Ma nasebe mebniyel aslı dedi. Mebni asla münasip olan dedi. Onun için biz burada ellezî lem yüşbihi nasıl tefsir ediyoruz? Lem yüşbihi benzemedi, yani münasip olmadı. Neye? Mebniyel aslı, mebni asla. Arkadaşlar, bu bilgi size lazım olur. Yani tefsirde, fıkıhta, her yerde lazım olur. Bilmediğiniz bir şeydir demiyorum. Şimdi mebniyel asli. Burada bir izafet görüyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? Bu mebniyel aslı şöyle tefsir edilir. El mebniyüllezi huvel aslu. Şimdi Arapça gerçekten belaat bakımından çok zengin bir dildir. Başka bir dilde olmayacak kadar belaat incelikleri vardır Arapçada. Mebniyül aslı, el mebniyüllezi huvel aslu diye tefsirde buna benzer izafeti, böyle ismi mevsullü bir cümleyle el mebniyüllezi huvel aslu fil binayi. El mebniyül aslı, el mebniyüllezi huvel aslu yani fil binayi. Böyle tefsir ettiğini görürseniz, yani izafeti sıla cümlesiyle beraber tefsir ettiğini gördüğünüz yerde buradaki izafetin izafeti beyaniye olduğunu ifade eder. İzafeti beyaniye olduğunu ifade eder. El mebniyü mebni, ellezi öyle mebni ki huvel aslu. Mebnilikte asıl olan. Şimdi buna göre, yani bu bilgi size tefsirlerde lazım olur diye bunu hatırlatmış oldum size. Evet. Ne dedi şimdi burada? Fel mu'rabu mu'rab. Nedir? El murakkebullezi. Sadece ve sadece terkipte vâk olandır. Amili kendisiyle gerçekleşecek şekilde terkipte vâk olandır. Öyleyse amili kendisiyle gerçekleşecek şekilde terkipte vâk olmayana İbn Hacib ve ekolü ne demiyor? Mu'rab demiyor. Ellezi öyle terkipte vâk olan kelime ki lem yüşbih, benzemedi yani münasip olmadı ne? El mebniyyellezi huvel aslu fil bina. Mebnilikte asıl olana münasip olmamıştır. Benzemediğine yani lem yüşbi ve lem yülasif arasında bir fark var mı? Bunun izahını daha çok şeyde yapmış olacağız. Yani musannifin iki taraftaki ifadesini birleştirmek için, yani mu'rabi tarif ediyor, mebniyi tarif ediyor. Eğer orada ma nasebi demeyip de ma şabehe demiş olsaydı hiç burada buna gitmeyecektik. Ma eşbehe demiş olsaydı bunu hiç söylemeyecektik. Şarihler de burasını tefsir ederken ne diyorlar? El murakkebu lezi lem yüşbih ey lem yünasib münasebeten müessireten fî men'il i'rabi. İ'rabın men'ini gerektirecek bir ilgi. Yani müşabehet dediğin zaman ne olabilir? Bu benzerlik farklı yönlerde olabilir. Ama münasebet diye orasını tefsir edince, mebniyi tarif edince burası ile orasını birleştirmek adına lem yüşbih'i de ne yapmamız lazım? Bu manada. Yani lem yüşbih'i benzemedi deseniz hata etmiş olur musunuz? Olmazsınız ama kitaptaki yeknesaklığı yakalamak açısından bir sıkıntı, bir eksiklik olmuş olabilir. Şimdi buna göre arkadaşlar, ben size şöyle bir şey saysam. Elif, B, T, S, Cim, H, H saysam. Bu söylediklerim isim mi, harf mi? Bu söylediklerim hepsi isimdir arkadaşlar. Elif dedim size bak. Neyin ismidir o? Mert'in ismidir. B dedim değil mi? Yani ben bunu ne yapsam? El elifu vel ba'u desem ne oluyor? Elif lamlı kullanmış oldum onu. İsim olduğu kesinleşmiş olurdu. Ama ben elif lamsız kullandığım için siz tereddüt ettiniz. Elif'in kendisi harftir ama elif isimdir. Neyin ismidir? O harfin ismidir. Tamam. Şimdi elif, b, t, s, cim, h, h diye saydım. Bunlar terkipte vâk oldu mu? Olmadı.
Terkipte vakı olmadı. Öyleyse bunlara ne denmez? Muğrab denmez. Muğrab olabilmesi için terkipte vakı olması lazım. Arkadaşlar böylece musannif bize ne yapmış oldu? Muğrab'ın tarifini de yapmış oldu. İsmin tarifini yaptı, muğrab'ın tarifini yaptı. Buyur canım. Niçin terkipte vakı olmasını şart koştuk? İzahta der ki arkadaşlar, bu bir terimdir tabii. Yani ıstılahtır bu. Istilah olduğundan dolayı musannif burasını tercih etmiştir. Diyor ki İbn-i Hacib Hazretleri. Şimdi darabe zeydün amrende sonuçta bu terkibin içerisinde olduğu zaman mutlaka bu İrab'tan bir şey alacak. Mebni olsa bile mahallen almış olacak. Terkipte vakı olmadığı zaman bunun amille mamulle muhataplığı yoktur. Niye muğrab diyeyim ki buna? Yani amille mamulle bir muhataplığı yoktur. Ne merfudur, ne mensuptur, ne mecrurdur. Yani hiçbir ne takdiren, ne mahallen, ne de lafzan ona ne yapamıyorsun? Bir irab yükleyemiyorsun. Dolayısıyla biz buna muğrab niye diyelim ki? Diyor. Ama diğerler de diyor ki, ona muğrab diyenler, hani terkipte vakı olduğu zaman irabı takınabilecek olan kelimelere muğrab diyenler de diyorlar ki, fiili olarak terkipte amil tarafından üzerine bir mamulün, bir irabın gelmesi önemli değildir. Buna liyakatlı olması yeterlidir diyor. Liyakatlı olması yeterlidir diyor. Yani bir fiil muvazzaf olan doktor var, bir de muvazzaf olmaya elverişli olan doktor var. Birisinin belgesi var, birisinin belgesi, yani birisi yetkisi var, imzada yetkisi var, birisinin imzada yetkisi yoktur. Birisi her ikisine doktor diyor, birisi sadece bir tanesine doktor diyor yani. Tabii ulema biz yani bu şeye göre muğrab diyemiyoruz. Ancak bir ha buyur. Amili manevi burada amili manevi olarak tahkik etmiştir diye demek. Amili manevi iki yerde olur. Mübteda haberde olur. Hangisidir bu? Bir tane de biz yumurtlamamız lazım. Amil bulamadığımız yerde. Peki görüş sahiplerinde neden Ulam-ı Zeydin o zaman zammeli okunmuş? Hayır okunmaz. Gulam-ı Zeydin denmez, Gulam-ı Zeydin de denmez, Gulam-ı Zeydin de denmez. Güzel bir soru sordun. Bu arkadaşımızın sorusu önemli arkadaşlar. Mesela sadece Gulam-ı Zeydin olsa onu Gulam-ı Zeydin diye okumayacaksın. Gulam-ı Zeydin diye okuyacaksın. Çünkü Gulam-ı desen niçin sorusunun cevabını veremezsin. Gulam-ı dersen niçin sorusunun cevabını veremezsin. Gulam-ı dersen yine onun sorusunun cevabını veremezsin. Gulam-ı Zeydin gibi yerlerde Gulam-ı Zeydin dersin. Gulam-ı Gulam'a Gulam-ı demez. Anlaştık? Bir daha derste buluşmak üzere.